değerli basın mensupları, değerli partili arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. Öncelikle bugün burada benimle beraber olduğunuz, buraya geldiğiniz için teşekkür etmek ve hoş geldiniz demek istiyorum. Biliyorsunuz yerel seçimlerin ilk aşaması olan partimizin aday açıklama sürecine çok az bir süre kaldı. Ben daha önceki basın açıklamamda siyasete, yerel yönetime, insan figürüne verdiğim önem, bakış açımı ve kısa özgeçmişimi paylaşmıştım sizlerle. Bugün de daha önce söz verdiğim gibi projem Bandırma hakkında, yeni yani Bandırma ile ilgili projelerim hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle amacımız bu şehrin medeni ve herkesin yaşamaktan zevk aldığı, gurur duyduğu bir şehir haline getirmek. Bandırma'yı gıpta edilen, ulaşım ve trafik problemi olmayan, keyifle yaşanan bir kent haline getirmek ilk hedefimiz. Bandırma Belediyesi'nin alan el konumundan çıkarıp veren el konumuna getireceğiz ve Bandırma'nın her yerinde atom karınca gibi hizmet veren bir hizmet anlayışıyla karşınıza geleceğiz. Bunun için de yuvarlak masa ile birlikte halka hizmet projesi altında bir hizmet projesi yöneteceğiz. Bu projede amaç Bandırma'nın tüm problemlerini, başta trafik, pazar yeri, altyapı, ulaşım, çöp olmak üzere hepsini haftanın bir gecesi bu yuvarlak masaya yatırarak çözüm aramak, bulmak ve uygulamak olacak. Masanın etrafında konuyla ilgili her kesimden seçilmiş vatandaş, ben ve konunun teknik bilgisine sahip arkadaşlarımız olacak. Ve biz bu çözüm grubuyla bu masada her fikri dinleyerek, her fikre saygı göstererek halkın isteğine ve çıkarına en uygun çözümü bulacağız. O masada alınan kararları da hemen hiç bekletmeden uygulamaya koyacağız. Bu bizim halkla beraber halka hizmet prensibimizin en büyük ayağı olacak. Arkadaşlar, bu şehir bizim. Gelin bu güzel şehri herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getirmek için el ele çalışalım. Fikirler üretelim, hayata geçirelim. Gelişen dünyanın tüm avantaj ve olanaklarını Bandırma'mıza kazandırarak geleceğimizi şekillendirelim. Bandırma'mızı sadece yaşayanların değil, misafirlerin de mutlu olduğu, bu mutluluğun yüzlere yansıdığı bir kent yapalım. Gelin sıkıntıda olan esnafımıza sahip çıkan, şiddet gören kadınlarına, çocuklarına kol kanat geren, engellilerimiz ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıran, ilçemize değer katan öğrencilerimizin bir turizm elçisi olarak mutlu ayrıldıkları, bir kısmı yok edilmiş, tarihini yeniden hayata katan, turistik olanakları zengin, spor dallarında iddialı, bilim insanları, sanatçıları ve en önemlisi halkıyla bir ve beraber olan yüksek kaliteye sahip bir cennet Bandırma kuralım. Bunları bizim hasretimiz, bunlar hepimizin özlemidir. Şimdi teker teker projelerden bahsetmek istiyorum izninizle. Bandırma, Güney Marmara'da gerçekleşecek yeni yatırımlardan büyük paylar almaya başlayacak. Ve büyükşehir projesiyle Bandırma'nın önünde birçok kapılar açılacaktır. Bandırma, bölgenin yıldız şehri haline gelecektir. Halkımızın ve yöneticilerimizin üzerine bundan sonra Bandırma'nın önünde fırsatların değerlendirilmesi anlamında çok daha fazla sorumluluk binecektir. Belediyecilik demek hizmet ve halkçılık demektir. Belediye başkanı halkın içinden seçilmeli
ve seçildikten sonra da halkla iç içe olmaya devam etmelidir. Birinci başlığımız sosyal belediyecilik anlamını taşıyor. Sosyal belediyecilik demek, belediyecilik demek, halka hizmet demektir. Siyasetin amacı insana hizmet olduğu için bizim ilk icraatımız bu olacaktır. Burada toplumun her kesimini adaletle yönetmek başlıca görevlerimizden biri olacaktır. Benim başkanlığımda Bandırma'nın bir yoksul aile haritası çıkarılacaktır. Hiçbir yoksul aile, çocuk ve üniversite öğrencisi aç yatmayacaktır. İlk icraatımız da bu olacaktır. Özellikle sosyoekonomik açıdan düşük bölgelerde yaşayan insanlar için sosyal destek mekanizması oluşturulacaktır. Ayrıca ailelere yönelik gelir artıcı hizmetlerin yanı sıra bilinç yükseltme, eğitim ve aile danışmanlık hizmetleriyle bütünlüğün sağlıklı korunmasına yönelik hizmetler yürütülecektir. Eğitim seviyesi düşük, sosyal yaşamdan uzak, dezavantajlı ya da fırsat eşitsizliği nedeniyle tiyatro, sinemayla hiç karşılaşmamış ya da karşılaşma ihtimali olmayan kadınlara sosyal etkinlik düzenlenecektir. Altyapı projelerimiz. Özellikle küçük sanayi sitesinin altyapı sorunları ilk etapta, belki benim küçük sanayi sitesi esnafımın içinde olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak Bandırma'nın girişindeki o pejmurde görünüşten kurtulurak küçük sanayi sitesinin mutlaka ve mutlaka en iyi şekilde modernize edilip hayata geçirilmesi sağlanacak. Şehrimizdeki kaçak su hatlarının, kanalizasyon giderlerinin, yağmur sularının elden geçirilmesi ve projelendirilmesi yönünde atılımlar atılacaktır. Genel projelerimiz arasında mutlak suretle atık su arıtma tesisleri projelendirilip hayata geçirilecektir. Atık su arıtma tesisleri, biliyorsunuz, bugün Etibank'ın oradan, denizin dibinden bir boruyla dışarıya deşarj yapılıyor. Bu tesislerin mutlaka hayata geçirilecek ve denizimizi kirleten bu şeyler arıtmayla, su arıtmayla beraber denize verilecektir. Ve denizimiz bir şekilde daha temiz hale gelecektir. Bunu Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapmak mutlaka boynumuzun bir borcu olacaktır. Çünkü diğer şehirlerde, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, bu tür yerlerde atık su arıtma tesislerinin herhangi bir sıkıntısı kalmadı ve gereken de yapılıyor. Her şey temiz deniz, temiz Bandırma, yeşil Bandırma için olacak. Özür dilerim. Çöplük projesi adı altında Bandırma'nın şu andaki çöplüğümüz, katı çöplüğümüzün olduğu yere Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara'da Manyas, Gönen, Bandırma, Susurluk, bu bölgeyi içine alan, Sarıköy beldemiz de dahil olmak üzere içine alınan bir katı atık projesi düzenlenecektir. Büyükşehir Belediyesi bunu yerine getirecek. Ve getireceği bu yerde bizim normal şu anda kullanılan çöplük projemiz üstü metan gazları alınarak üstü serpmeyle kapanacak ve orası yeşillendirme olarak fidanlaştıracağız. Fidan dikeceğiz oraya ve yeşillenme alanı olarak kullanacağız. Anıtlar Yüksek Kurulu ile gereken temaslar yapılacak. Zaten onların da ilgisi dahilinde ve bilgisi dahilinde. Edincik'te tarihimizin saklı olduğu ve iç içe olduğu bir takım mahallelerde Edincik'te mutlaka koruma altına alınacak binalar projelendirilecek ve Anadolu kültür mirasımıza da sahip çıkılacak. Mutlaka bu olacak. Çünkü o bölgeye doğru ilerliyoruz. Beldelerimizde ve köylerimizde altyapı çalışmaları yapacak. Biliyorsunuz yaklaşık %70 oranında Bandırma Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nden artmış olduğu bir payı %70 oranında arttırılacak. Bu arttırılan payın %10'u köylerimize konulacak. Köylerimizde kullanılacak. Kullanılacak yerleri mutlaka su, kanalizasyon, atık su,
içme suyu, köylerin bu hizmetlerinde ya da parke taşı, meydan düzenleme bu tür yerlerde kullanılıyor. Normalde 880 milyarla, eski hesapla söylüyorum, 900 milyar arasında olan İller Bankası'ndan köylerimize bir yıl içerisinde gönderilen bedel yaklaşık 12-13 trilyona çıkacak. Bu 12-13 trilyonu bölümler halinde, tabii bu bir yılda olacak bir iş değil. Ancak büyük bir ihtimalle 3 ile 5 yıl arasında köylerimizin hiçbir sorunu kalmayacak. Köylerimiz mutlak surette hem sıcak asfalta kavuşacak hem de içerideki kanalizasyonuyla, suyuyla ve alan düzenlemeleriyle bu temiz harekete tanıklık olacağız. Şehir ve köyler arasında bağlantı yolları sıcak asfaltlı olacak. Eğer ki herhangi bir mahsuru olmazsa, herhangi bir şekilde ölçümler sonucunda bir sıkıntı olmazsa, köylerin yollarının en az bir arabalıkta, üçer metre daha yanlara büyütülerek daha geniş bir asfalt, daha geniş bir yol haline getirmek istiyoruz. Çünkü yol medeniyettir. Yolun olması ticareti de arttırır, geleneksel gezintiyi de arttırır, her şeyi arttırır. Ama yolun olmadığı, yolla ilgili sıkıntıların olduğu bölgeler, görüyoruz ki tabii İller Bankası'ndan gelen hesaplar da belli, her şey belli. Bir Külefli yolu, bir Erikli yolu ya da köyler arasındaki bağlantılarda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bunları da hepimiz biliyoruz. Hatta gitmek istediğimiz düğünlere, derneklere, sünnetlere dahi yol yüzünden gidemiyoruz. Bu yol meselesi mutlaka ve mutlaka Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği hakla, yasal haktır çünkü bu. Bu belediye köylerimize gereken hizmeti mutlaka yapıyor. Üniversite alanının genişletilerek yeniden düzenlenmesi ve yeni alanlarda bir teknopark yapılmasını istiyoruz. Teknopark alanlarının belirlenmesini istiyoruz. Hükümetimiz teknoparklarla ilgili belediyelerin ve üniversitelerin beraber hareket ettiği alanlar kurulmasını emrediyor. Diyor ki, biz burada KDV'den de muaf tutacağız. Büyük şirketler ARGE çalışmalarını, burada bir uçak motoru imal edilmeyecek. Burada bir jet motoru imal edilmeyecek. Burada tamamıyla bu beyinler, bu akıllar ortaya çıkacak ve ARGE çalışmaları yapılacak. Teknopark demek, Bandırma'daki mevcut beyinlerimizin ya da üniversiteyi biten gençlerimizin Bandırma'da kalması, Bandırma'ya akademisyen olarak hizmet etmesi demek. Bu da aynı zamanda üniversitemizin, Bandırma Üniversitesi'nin kurulumunun ilk adımları ve ilk temelleri olacak. Teknopark bunu gerektirir. Ve göreceksiniz ki teknoparkla Bandırma'nın vizyonu da değişecektir. Çok üzerinde durduğum bir konulardan bir tanesi bu teknoparktır. Yeni bir vizyondur. Yeşil alanların arttırılması ve ağaçların, ağaçlandırılacak alanların tespit edilmesi. Tabii ki Bandırma yeşille anılan bir kent olmasını istiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki İDO'yla geldiğimiz zaman Bandırma'nın çok büyük bir betonarme yığından ortaya çıktığını, yeşillerin sadece sahilde bir çimlendirmeden ibaret olduğunu hepimiz görüyoruz. Allah kısmet ederse mutlak ve mutlak surette kesinlikle söylüyorum ki İnsanlar yeşili gözleriyle görecekler Bandırma'ya geldiklerinde. Girişten itibaren görecekler, Bandırma İstanbul İDO yolundan görecekler ve Bandırma'nın o yeşil hayatını sadece gösterişe dayalı olarak değil, içeride yaşayan insanların mutlak surette yeşille tanışmasını, yeşille hareket etmesini ve orada rekreasyon alanlarının ortaya çıkmasını mutlaka yerine getireceğiz. Yeni dönemde yapılacak olan 120 dönümlük bir kültür park projesi var. Kültür park projesi bizim bir projemiz olacak. Çünkü şöyle söyleyeyim, 1950'li yıllarda Demokrat Parti zamanında zannediyorum, gerek Susurluk Parkı, gerek Gönen Parkı, gerek Karacabey Parkı, gerek çevremizdeki daha Afyon Parkı, bunları ben hepsini yaşadığım, gördüğüm için söylüyorum. Hep bir kültür parkları kurulmuş. İstanbul zaten bu konuda parklarla ilgili çok çok güzel şeyler. Eskişehir'e gittim daha geçen 3-5 gün evvel. Çok büyük bir park kurmuşlar. İçinde suların olduğu, insanların o kanalların içerisinde gezdiği, kenarında spor yaptığı çok güzel parklar kurulmuş.
Bandırmamız mutlaka bir kültür parkla, yeşilin beraber olduğu, spor yapıldığı, hatta bir amfiteyatronun olduğu, mutlaka bu kültür parkla tanışacak. Bu kültür park bizim projemiz. Sebebi, kişilerin sadece kafeteryalarda, kişilerin sadece kahvehanelerde değil, aynı zamanda parklarda, bahçelerde çoluğunla çocuğunla beraber hareket edebildiği, çok güzel bir şekilde gününü geçirdiği, çok temiz bir park haline getireceğiz. Bu mutlaka bizim idealimiz olacak. Çünkü hükümetimiz bundan 2 ay evvel, 3 ay evvel tahmin ediyorum, bununla ilgili bir hibe açıkladı Bakanlar Kurulu'nda. Eğer bu projeye destek verirseniz diyor belediyeler için, %50'sini Avrupa Çevre Fonu'ndan karşılanacak. Bununla ilgili projelerin hayata geçirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber hareket edilmesi göstergemiz olacak. Burada golf sahaları, aktiviteler, her şey olabilir. Bununla ilgili görüşlerimiz çok fazla. Bununla ilgili projelerimiz de çok fazla. Tabii çok büyük bir şeyden bahsediyor olabilirim. Ama ben ilk önce şuradan bahsetmek istiyorum. Benim iktidarım ya da bizim iktidarımız, bizim beraber geldiğimiz bir iktidar, rüzgarla gelen bir iktidar olmak istemiyoruz. Halkın teveccühüyle, halkın hareket tarzıyla ve gücüyle gelmiş bir iktidar olmak istiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de bir Abdullah Öcalan'ın yakalanması bir iktidar yarattı. Olmayacak bir iktidar yarattı belki. Kimseyi yadırgamak istemiyorum. Kimsenin oylarına da herhangi bir şekilde bent kurmak istemiyorum. Ama Bandırma maalesef şöyle bir durum var ki rüzgarın partisi olmuş oluyor. Yani o rüzgar nereden eserse oradan gitmeye çalışıyor. Bu memleketin bir gerçeği var. 12 seneden beri AK Parti'nin bir iktidarı var. AK Parti iktidarından Bandırma'da bir 5 senelik bir verimlilik var. Ondan sonra 5 sene bir durgunluk var. Biz bunu diyoruz ki, madem ki başbakanımızın hedef 2023 diyor, Allah kısmet ederse biz 2014'ü alırsak, biz de 2023 yılına kadar bir iktidar hedefliyoruz. Bunu hedeflediğiniz zaman vizyonunuz da değişik olmuş oluyor. Halkın iktidarından bahsederken bunu bahsetmeye çalışıyorum. İşte bu hedefte geleceğin Bandırma'sındaki nüfusun fazlalaşması, sanayi kuruluşlarının fazlalaşması, yerli yabancı sermayenin aşırı derecede Bandırma'ya teveccüh etmiş olması, bir sivil havaalanı için gereken görüşmelerin yapılmasına sebep olabilir. Çünkü ben çocukluğumda arkadaşlar yıllarca babamın da esnaf olması, tüccar olmasından dolayı İstanbul'a gittim. Cemal arkadaşım da Bandırma'nın yerlisi olduğu için bu da her şeyi bilir. Ve Bandırma'dan İstanbul'a biz DC-9, DC-10 tipi Türk Hava Yolları'nın uçaklarıyla da gittik. Biliyorsunuz İnegöl Izgara'nın yan tarafındaki yerde bürodan gelirdik. Ondan sonra da havaalanından giderdik. Yani bu bir ütopik bir mesele değil. Olmayacak bir mesele değil. Ancak bu mesele şudur. Güçlü iktidarla başbakanın karşısına, hükümetin karşısına giderseniz güçlü kararları alacak kararları da mekanizmaları işletirsiniz. Ama kazanamazsanız, bir şey yapamazsanız ya da bugünkü yönetimde olursanız ne olur? Boynu bükük gidersiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Hükümetten hiçbir şey isteyemezsiniz. Onun için biz güçlü iktidarı yaratmak ve güçlü kararları almak için bu tür projeleri de gündeme getirmek zorundayız. Ve kısmetse yapacağız. Yıllardır gündemden düşmeyen baraj gövdesinden su alınması meselesi artık bunu proje olarak kabul etmiyorum. Bu bir proje değil. Bu Bandırma için yapılması gereken olmazsa olmazlardan. Bandırma suyunu mutlak gövdeden alacak. Çünkü Bandırma hak etmediği bir fiyatla, hak etmediği bir maliyetle suyun fiyatını çok yükseklerden ödüyor maalesef. Bu mutlaka olacak ve olduğunun karşılığında da fiyatlar, maliyetler mutlaka düşecek. Yani buradan ilan ediyorum ki baraj gövdesinden alınan suyun bize intikalinde maliyetler çok daha düşecek ve bu maliyetlerle beraber halkımız en azından su faturalarında daha rahat bir nefes alma fırsatını bulacak. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Tabii bu suyu getirirken de, daha akıllı hareket ederken de aynı zamanda akıllı su sayaç sistemine geçilmesini talep ediyorum. Akıllı su sayaç sistemi mutlaka hayata geçirilmesi lazım.
Akıllı su sayaç sistemini geçirenlerden bir tanesi koskoca Ankara. 6 milyon nüfuslu ya. Ha, bunun nedir? Bunun bir bilgi işlem merkezi var. Bu bilgi işlem merkeziyle arkadaşların tamamı belli bir noktada toplanıp buradaki hem okuma personel giderlerinden bir şekilde istifade edilmiş olacak, hem de akıllı su sayaçla kaçakların da önüne geçirmiş olacak. Yani Bandırma Belediyesi okumayla ilgili personeli ayırmış olduğu bir takım şeyleri istifade ettirerek oradan ekonomi kazanarak bunu gündeme getirecek ve mutlaka buradaki kaçaklar da bir şekilde yerine gelip gelirimizi arttırma yoluna gideceğiz. Bir marina projemiz var. Marina projesi biliyorsunuz Recep Eraydın döneminde yapılmış, hayata geçirilememiş ya da birileri tarafından köşlek konmuş, ne derseniz deyin. Bunu da ben çok iyi biliyorum ama bu hikayeyi anlatmak istemiyorum. Recep Eraydın arkadaşım 5 sene evvel bunu gündeme getirmek istedi, gerekeni yapmak istedi ancak olmadı. Fakat marina projemizle ilgilenen yüksek düzeyde yatırımcılarımız var. Hem de Türkiye'de yerli yatırımcılarımız var. Marina mutlaka olacak. Marina'nın olması demek bizim Bandırma'daki sahil bandımızın Livatya'ya kadar uzanması demek. Livatya'ya kadar, Livatya bölgesinde oluşacak bir takım alanların, yeşil alanların ve güzel alanların hayata geçirilerek sosyal aktivitenin daha da büyütülmesi ve marina projesiyle o bölgede ekonominin kazandırılması. Çünkü marinacılık sadece yatların bağlanması ya da güvenliğin orada sağlanması anlamına gelmiyor. Oradaki ekonominin, oradan sağlanacak bir takım iaşelerin, giderlerin, çalışacak personelin de orada istihdam edilmesi anlamına geliyor. Onun için marina projesi hayata geçirilmesi için gereken atılımlar, gereken kişilerle yapılacak. Hatta o bölgede yapılacak olan, Allah kısmet eder inşallah bize, ben çünkü Livatya'da denize giren bir insanım. Ailemle beraber çocukluğumda denize girmiş bir kişiyim. Son derece sakin, son derece de süper bir yeri olan bir bölgemizde. Çok da güzeldi. Bir arkadaşımla dün akşam oraya gezdik. Alkol almaya gitmedik yani. Bir şekilde gezmeye gittik, o bölgeye gittik. Alkol alındığı, hecmurda insanların dolaştığı, kaçamak yerlerin olduğu, karanlık, çok kötü bir yer. Mutlaka burası halkın içinde gezinildiği, halkla beraber hareket edilen çok güzel bir alan olacak. Bu alanda da etkinlik olarak eğer düşünebilirsek bir atakule misali o kayalıkların üzerine bir deniz seyir yeri gibi, Bandırma'yı seyir yeri gibi bir şey inşa etmek istiyoruz. Burada restoranların olduğu, gezinti alanlarının olmuş olduğu mutlaka bir şey inşa etmek istiyoruz. Ve o alan marinasıyla, sahil projesiyle, sahil yoluyla ve Livatya bölgesinin ağaçlandırma ve yapılandırmasıyla çok nezih bir kent haline getireceğiz. Çünkü orada biliyorsunuz Levent mahallemizin çok büyük bir nüfusu var. Levent mahallemizin ve onun üstündeki yeni yapılacak Dut Limanı'na kadar olan yapılaşmanın önünü açmak, oranın kıymetini fazlalaştırmak, o kıymete muktedir bir takım kişilerin oradaki arsalarına değer katmak, oradaki insanlarla beraber oranın ayrı bir toplumunu, ayrı bir kültürünü yaratmak o bölgeye bize boynumuza borç olacak. Herkesin sahilde toplandığı, limanda gezindiği bir kent olmasını istemiyorum. Dar alanda gezinilen bir yer olmasını istemiyorum. Mutlak surette geniş alanların, kültür parklarıyla olan bir alanların olmasını istiyorum. Yani burada Bandırma'mızın çok daha farklı şeyleri de önüne getireceğim sizin ama sosyal aktivitelerde çok sıkıntılarımız var. Ondan sonra yok gece önüme trenci geçti, sarhoşlar kesti, oradan geçemiyoruz, barlar sokağı mı oldu, sevgililer yolu şöyle oldu. Bu tür olaylar aktivitelerin azlığından, insanların gidecek yerlerinin olmadığından ve kişilerin kendilerini kanıtlayabilmek için bir şekilde kendinden geçmeden tutun da her türlü hırsızlık, pislik, her türlü şeye galip olduğu bir bölgeden kalmak istemiyorum. Bu bölge bizim sadece yürüyüş alanlarımız olsun. Ama aktivite alanları farklı olmuş olacak. Biraz bu konuda fazla durdum. Şehirde yapılacak yeni otoparklar ve yeni yer tespitleri için mutlak yerler ayarlanacak. Mutlaka yerler alınacak. Yani bu işin başka bir yolu yok. Otoparkları görüyorsunuz.
Ben kendi dükkanıma sahip çıkamıyorum. Buna sahip çıkmanın yolu sadece otoparkları kiraya vermekle alakalı değil. Ben kendi dükkanıma şu anda 200 lira para veriyorum. Bir tek araç için. Mahalle aralarındaki otoparklar kaldırılacak. Kesinlikle. Hiç kimse mahalle arasında rant olsun diye otoparkları kabul edilir bir şekilde değil. Ben halkın izlenimini söylüyorum. Kendi izlenimini söylemiyorum. Zaten bu işleri de çözersek halkla çözeceğiz. Eğer halkın ağzından en ufak şikayetler ortaya çıkıyorsa bu halka öyle bir yara yürüyor ki, o kadar büyük bir yaygınlık içerisine giriyor ki, ondan sonra sizin tepenize balyoz gibi iniyor. O yüzden bu konuda mahalle aralarında otoparklar kaldırılacak. Mahalle aralarındaki otoparkların dışında belki büyük ana caddelerde kalmak zorunda kalabilir. Ama katlı otoparktan tutun da farklı yerlerde otoparkların mutlaka gündeme getirilmesi olacak. Mutlaka olacak. Başka türlü bandırma trafiğini kilitleme noktasına geliyoruz. İhsaniye bölgesi dediğimiz cumartesi pazarımızın yukarılarda o bölgelerde, ki bunların yerlerini de biliyorum ama aday adaylığı sürecinde sizinle paylaşacağım noktalar belki çok kaba kalabilir. Bir aday gibi konuşma durumuna da girmek istemiyorum. Ancak bunlar gerçekler. Yani bunun benimle alakası yok. Bu herhangi bir aday da gelmiş olsa bunlara mutlaka eğilmek zorunda. Bu bir tespittir. Ben halkın içerisinde olduğum için, herhangi bir avam kamerasında oturan bir insan da değilim. Halkın içinde olduğum için ben bunların hepsini biliyorum. Kendim yaşıyorum. Kardeşim yaşıyor, arkadaşlarım yaşıyor. Ahmet abi yaşıyor, herkes yaşıyor bu. Görüyoruz bunların ne olduğunu. İhsaniye Mahallesi tarafında ve Paşa Konak, Paşa Kent Mahallesi bölgesinde mutlak surette bir pazar yerleri kurulacak. Paşa Konak ve Paşa Kent Mahallesi'ndeki pazar yerlerinde küçük bir alan bırakılmış belediye tarafından zamanında. Ama burada bir bölgeyi daha da büyüterek Paşa Kent ve Paşa Konak Mahallesi'nde cumartesi pazarını andıran belki bir pazar pazarı olabilir. Böyle bir pazar yeri kurulacak. Hem o bölgeye daha da fazla bir bilgilendirmek, daha iyi ayağına hizmet şeyi getirmek için kullanıyoruz. Çünkü burada pazarcı esnafı, özellikle yaş sebze ve meyve esnafı bu işe hazır. Bizimle el ele tutuşmaya da hazır. Her şey hazır. Onların da isteklerini söylüyorum bu arada. Kendi isteklerimi söylerken onların da isteklerini söylemeye çalışıyorum. Ve mutlak surette bu bölgelerde bir pazar yeri, modern bir pazar yeri. Biz gönen kadar olamadık çünkü. Modern bir pazar yeri yapılacak. Cinçukur ve Hal binası birlikte projelendirilecek. Cinçukur bölgesinde görüyorsunuz ki top sahasının etrafına taş ya da demir merdiven, merdiven bilmem yeşillendirme, fidanlama, böyle bir şeye gerek yok. Bir belediye makyajla bir yere kadar gidebilir. Olmaz. Taşın altına elinizi sokacaksınız. Ben diyorum ki Cinçukur'u, rahmetli Mustafa Gölenlioğlu diyordu ki hiçbir şey yapmayacağız oraya. Hiçbir şey yapmamaz mümkün değil. Orası Bandırma'nın akciğeri diyordu. Kimseye yaptırtmayız. Evet, Bandırma'nın akciğeri. Bandırma'nın kalbi. Yıllarca beraber top maç seyrettik. Bandırma spor maçlarını seyrettik. Kömür sahalı maçları seyrettik. Sonra toprak sahaları seyrettik. Ama buranın da bir otopark olarak tam Bandırma'nın akciğerinde olmasını da hazmedemiyorum işin açıkçası. Buraya, bu bölgeye hizmet etmek isteyen, bu bölgeyi bizim arzumuz şeklinde, tabii ki onların da kendi rantıyla, karlılığıyla, mutlaka verimliliğiyle hareket edilecek ama bizim arzumuz şeklinde bir proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu projede Hal esnafı, Hal'in mutlaka yıkılmasına değineceğim biraz sonra. Hal esnafı öncelik kazanacak hak sahibi olanlara bu bölgede mutlaka dükkanlar olacak. Yani Bandırma'mızın içerisinde mutlak surette, özellikle mutlak surette esnafımızın nefes aldığı, daha modern tesislerin olduğu, daha modern bir şekilde kendini lanse edebileceği, yolların biraz daha genişlediği bir alan haline getirmek istiyoruz. Hal binası mutlaka yıkılacak. Ancak bu hal binasının yıkılması demek, o bölgenin sadece bir yol haline getirilmesi demek değil. Kaşif Acar Caddesi'nin hastaneye doğru olanın yerinde biliyorsunuz orada bir yol kotu var. Bu kotla hal binasının olduğu bu bölgeyi tamamıyla düz yapacağız. Üzerinde insanlar gezecek. Ancak buna yeraltı çarşısı mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Altı mutlaka cami olacak. O bölgenin o bir kaçak akım rölesi olmuş olacak.
o bölgenin insanını o cami, o yeraltı çarşısında olacak. Ve altında da dükkanlar olacak. Bu dükkanlar üzerinde de insanların gezinip yaptığı büyük bir geniş alan olmuş olacak. Oturduğu, dinlendiği, bir şekilde belki küçük bir çay ocaklarının üzerinde konuşlandırdığı bir yer olmasını düşünüyoruz. Bu mutlaka yerine getirilecek. Çünkü en küçük zamanda büyük bir ihtimalle OHAL binası en büyük depremde mi demeyeyim artık da o deprem, ben orada depremi yaşadım. O yani 10 saniye daha sürseydi biz de gidecektik orada. Mümkün değil. Orası ilk depremde gidecek yerlerden biri. Liseler varisi projesi biliyorsunuz Bandırma'da Mehmet Cemal Öztay'la milletvekilimizin üzerinde durduğu bir şey. Fakat bununla ilgili Bandırma Belediyesi'ne ait olan mutlak surette gerekli olan bir takım düzenlemeler, imar çalışmaları varsa bunlar yerine getirilecek. Liseler varisi projesi mutlak surette olan, oluşacak olan yerde hayata geçirilecek. Bunun takipçisi Sayın Milletvekilimiz takip ediyor. Biz de takipçisi olacağız. O bölgenin özellikle biliyorsunuz devlet hastanemiz var, fen lisemiz var, üniversitemiz var. Ve o bölgede o az önce saymış olduğum bir teknoparkın hayata geçirilmesi var. Üniversiteyle beraber olmak için ve aynı zamanda bu bölgede liseler varisi projesinin oraya gelmiş olması bir hareketliliğin ve Bandırma'nın yeni yüzünün orada görülmesine sebep olacak. Çünkü Bandırma Edincik bölgesine doğru çok daha farklı düzeyde gelişmeye başlayacak. Bir hayvan pazarı yapımımız var. Hayvan pazarı mutlaka olacak. Bandırma ne olursa olsun bir sanayi kenti olmuş olsa da 32 tane köyümüzde, çevremizde her yerde bir hayvan pazarı, hayvancılık yapan çiftçilerimiz var. Hayvancılık yapan çiftçilerimizin büyük baş olsun, küçük baş olsun, ne olursa olsun hayvancılık yapan çiftçilerimizin hayvan pazarında pazarlayabilecekleri bir alan olacak. Hatta modern bir kesimhane de olacak. Bu bölgenin modern bir kesimhanesi olacak. Bunu belediye yapmayacak. Ama bir özel sektör mutlaka oradaki o kesimhaneyi oluşturarak büyük bir hayvan pazarıyla beraber hareket edecek. Bu da Kayacık tarafında bir bölgede mezarlığın arkasına doğru hazine arazileri var. O hazine arazisinden bir yere konuşlandırılacak. Bu mutlak surette olmazsa olmazlarımızdan biri de hayvan pazarı olacak. Köylümüz buraya, bu da ekonomimizin. Benim dikkat ederseniz bütün amacım Bandırma'yı vizyon ve misyon olarak geliştirmek, kültürüne sahip çıkmak, yeşille buluşturmak, ancak bununla beraber de ekonomisini canlandırmak. Yani kişi başına düşen geliri fazlalaştırmak. Bütün amacımız bu olacak. Bandırma hak ettiği yerde değil çünkü şu anda. Yani Bandırma bir emeklilik cennetinin dışında bir yatırım memleketi olmak zorunda kalacak. Bandırma'nın acil hal binası için Bandırma'ya bir söyledim. Biraz önden gitmişim. En büyük düşlerimizden bir tanesi şu var. Biz bir deniz memleketiyiz. Deniz kenarında doğduk, büyüdük. Deniz kenarında da ne olursa olsun hareket edecek çocuklarımızı yetiştiremedik. Yani ben Bandırma'da bir yüzme havuzundan amatör de olmuş olsa madalyayla dönen çocukların olmasını istiyorum. Çünkü yüzme 20 yaşında öğrenilmez. Yüzme 5 yaşında, 6 yaşında başlanılır. Hocalarla başlanılır ve o hocaların vermiş olduğu bir takım taktiklerle yüzmede mutlak surette el atılması gereken bir spor dalı. Evet, eksik olmasın. Banvit ailesi Bandırma'nın gururudur. Bir basketbolu tanıştırdı, ikincilikten getirdi, birinci lige getirdi. İşte bugün Fenerbahçe Banvit maçı var. Çok büyük bir gurur. Dünyanın, Avrupa'nın sevdiği, benim de Fenerbahçe kulübü olarak sevdiğim bir takım Bandırma gibi bir ilçede geliyor ve Banvit'le yarış ediyor. Bandırma'yla beraber dün akşam gördük, futbol, basketbolcuları sokaklarda geziyor, alışveriş ediyorlar. Ben bu tür profesyonel sporların Bandırma Spor'da da olmasını isterdim. Ben bir Bandırma Spor'un aşığıyım çünkü. Ama maalesef Bandırma Spor'un aşığı olmak bana inşallah belediye başkanlığı döneminde nasip olsun. Ki o zaman Bandırma Spor'un hak ettiği yerin nasıl olacağını herkese de ispatlamak istiyorum. Ama olimpik yüzme havuzunun olmuş olması da farklı bir spor dalını mutlak surette gençlerimize, özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza dönük olması ve Bandırma'da
yüzme dalının sevdirilmesi ve deniz kenarı memleketinin Bandırma'da yaşayan çocuklarının mutlaka bundan faydalanması lazım. Belki yüzmeyi çok sevdiğimden olabilir. Ama siz de düşünün ki bir Aydın'da, bir Ankara'da, Konya'da, Kayseri'de, yani deniz olmayan memleketlerde yüzme salonlarının yapılıp çocukların birincilikleri oradan çıkıyor. Niye biz Bandırma'da bunu beşermeyelim, niye başarmayalım? Mutlak surette bunun üzerine gidilecek ve adımlar atılacak. Önderlik edilecek en azından. Şehir trafiğini rahatlatmak çok kolay bir şey değil. Şehir trafiğini rahatlatmak için mutlaka dalçıklarla Bandırma tanışmak zorunda. Belki Bandırma bunu dalçıklarla tanışacak ama çok da çile çekecek. O da ayrı bir mesele. Başka yollardan trafik verilmek zorunda kalacak. Ancak şöyle söyleyeyim ki ben görüyorum ki saat 5 ile 6 civarında inanın tekel depolarından artık yavaş yavaş tren yolunu geçmeden önce bile trafik başladı, aksamaya başladı. Bir de o dubaları koydular. Herkes oraya mı gidecek, buraya mı gidecek? Bir de Bandırmamız bizim tabii çabuk büyüyor. Ama nüfusumuz artmıyor ama arabamız çok artıyor. Bir de Bandırma'da böyle bir durum var. Bir de Bandırmamızın bir özelliği vardır. Hani biz yolun ortasından yürürüz ya, arabamızla da yolun ortasındayız. Adam ekmek alacak, ekmek fırının önünde duruyor. Yani bu da ayrı bir trafik düzenlemesidir. Buraya ciddi mutlaka adımlar atılması lazım. Yoksa ona hayır deme, buna evet deme, ona öyle deme derken Bandırma trafiği rahatlatılması mümkün değil. Bu mutlaka yapılacak. Şirin Çavuş Köyü'nde mevcut devam eden ve olabilecek yatırımlar. Evet, bu bölge mutlaka yatırımlar şeyi. Bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Nelerin olduğunu da biliyoruz. İnsanlara herhalde araba sahibi, ev sahibi olması için o kadar paralar verilmedi. Dönemine 30 milyar, 40 milyar verilmedi. Oradaki yatırımların ne olacağını ben de çok iyi biliyorum. Ancak bunlar plana işlenip ikinci bir plan, ikinci bir liman bu bölgede planlanması lazım. Ulaştırma Bakanlığı'yla mutlak surette ikinci bir limanın mutlaka burada bir planlanması lazım. Bu planlama nasıl olacak? O bölgedeki yerde debisiyle, denizi bölgesiyle, inşaat mühendislerinin gereken şekilde tespitleriyle mutlak surette oraya ikinci bir limanın, ikinci bölgenin yapılması şart. Çünkü bu bölgeye yapılacak olan şey bizim ticaretimizi de arttıracak. Çok farklı yönlere getirecek bizi. Demir yoluyla yeni planlanan yol arasında serbest bölge ve antrepoların planlanması belediye mülkiyetindeki alanların bu için kullanılır. Yani belediye mülkiyetindeki alanların mutlak surette antrepo depolarına açık olabilecek serbest bölgeler yaratılması lazım. Mutlaka bunun yapılması lazım. Başka türlü önünü açamayız. Bakın belediyecilik demek sadece yol, kanalizasyon, su meselesi demek değildir. Belediyecilik yatırımcının önünü açmak demektir. Belediyecilik yatırımcıyı davet etmek demektir. Yatırımcıyı davet ederseniz, çünkü yatırımcı sermaye ürkektir. Ürkekliğini her zaman gösterir. Ama siz belediye olarak öyle bir şekilde konuşacaksınız ki, öyle bir davetkar olacaksınız ki Bandırma bir yatırım şehri olmak zorunda. Başka türlü bu işin hakkından gelemeyiz. Hatırlarsanız ki Sayın Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bir laf söyledi. Dedi ki, eğer dedi bir yabancı yatırımcı gelsin, Çankaya'nın bahçesini açmaya hazırım dedi. Bunu çok iyi hatırlayın. Bu benim için bir idoldür. Çankaya'nın bahçesi burada bir mizahtır. Ama bu mizahın ne demek istediğini, ne anlama geldiğini çok iyi görüyorsunuz. Demek ki yerel idarelerdeki pay sahibi insanların da yatırımcının önünü açacak bir takım politikaları, bir takım bazı girişimleri yapmak zorunda. Araştıracağız, geliştireceğiz, koşturacağız yani, mücadele edeceğiz. Yeter ki Bandırma'nın bir takım bölgelerinde daha genişleme, daha müreffeh bir hayat için. Tabii bu böyle olacak. Olacak ama bizim bir projemiz daha olacak. Bu projemizle ilgili mutlak surette hayata geçirmek için çalışacağız. Ben Edincik bölgesinin, köyler bölgesinin mutlaka Bandırma'da bir raylı sistemle tanışmasını istiyorum. Mutlak surette bir raylı sistem Bandırma'ya olmak zorunda kalacak. Çünkü her bölgeyi karayoluyla halledemezsiniz. Her bölgeye karayoluyla gidemezsiniz. Karayoluyla hareket etme şansınız olmaz. Mutlak surette raylı sisteme dönülüp projelerin hazırlanması olacak.
Benim bu konuda anlatacaklarımın tek dışında bir şey daha var. Bandırma, Bursa'dan gelen hızlı trenle mutlaka tanışacak. Denizle tanışacak hızlı trenle. Bununla ilgili gereken bir projenin sözünü de aldık. Allah kısmet ederse Ulaştırma Belediye Başkanı olacak ama sonuçta bunun sözü var. Bandırma hızlı trenle tanışacak. Ve hızlı trenle tanışmak demek Ankara ile buluşmak. Çocuklarımızın, gençlerimizin Ankara'ya çok daha farklı şekilde eğitimlerini oraya götürmesi demek. Yani gelecekte Bilkentli, Hacettepe'li, Otlu'lu, Bandırmalı çocuklardan bahsediyoruz demektir. Çok uzaklığından dolayı herkes çok fazla tercih etmiyor. Üniversite öğrencileri hızlı trenle mutlaka tanışacak. Ben buraya geldiğiniz için, benimle beraber olduğunuz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Toplantım bu. Sorularınız varsa gerekeni cevaplayabilirim. Adaya da hiç kendini sıkıştırmayalım da adaya...